Onlar da bundan son derece memnun oldular. Fakat bizim onlardan eksiğimiz fazla yok. Eğer hep beraber el birliği içinde çalışırsak, bizlerin birbirinden omuzları çekilen bu uygu görevi başarıyla yapmaya çalışırsak onları da geçeceğize inanın, kalben inanıyorum. Çünkü bizim avantajlarımız belki onlardan daha da fazla olduğunu inanıyorum. Onların şansı bir yağmurları var, toprakları sulamayı, %60 tarım arazileri var. Onun haricinde çalışıyorlar, bizler de çalışmıyoruz. Fakat oradan geldikten sonra ben kendi yöreme, yani her insan kendi yöresini sever. Her zaman da ben bunu söyledim, güzel şehrim, güzel insan dedim. Hakikaten bizim şehrimize gelince insanın barış açısına bir bağlı olarak şu olur. Seversiniz, sevgi gözüyle bakarsanız, eğer o gözle bakarsanız şehrinize aşık olursunuz, seversiniz. Biz de buradaki bütün işçisi arkadaşlar, idealimiz değil, tavrı tek, biz her zaman şunu diyoruz, sevdamızı verebiliyoruz. Bu birlik altında hizmetlerimize devam edersek bütün şeyleri geçerse inanın kalbine inanıyorum. Burada hastaneye gezdik. Hastane, bizim hastane gerçekten karşım. Hastanede de doktor arkadaşlarla görüştük. Oranın yöneticilerle görüştük. Onlar da zaten hastanemize hayran kalmışlar. Onlar da merakla bekliyorlar. Bittikten sonra bizleri tekrar ziyaret edecekler. Önümüzdeki tekrar gelmeyi de onlar da dört gözlü bekliyorlar. Orada öğrendiğimiz şeyler var ve orada öğrendiklerimiz de şimdi bir bir uygulamalarına başlayacağız. Tabii onlardan gördüğümüz güzel şeyler de vardı. Barajları gezdiler. Göle gittik. Oradaki tabii ki giderken özellikle bu tavşan onun taksiyle gittiydim. Özel olarak bana eski tarihi kentleri de gösterdi. Onlara ait çalışmalar da yapacağız. Kamp yerlerini gösterdi. Kamp yerleri gerçekten güzel. Bunu da nehir kenarlarda veya da dağ kenarlarda bu da benzer yerler yapabiliriz diye düşündüm. Bugün zaten hemen ona da başladım. Orada gördüğüm 4 tane tabii ki üniversite vardı. Tabii ki 104 tane üniversite yapamayabiliriz. İmkanlarımız oraya ilerliş olmayabilir ama onlar şunu yapmışlar. 100 tane yaptıkları binadan 99 tanesini hayırseverler yapmışlar. Orada şöyle bir kültürü de geliştirmişler. İnsanların maddi veyahut da zenginlikleri konuşulur halde değil. Oradaki insanların yaptığı hayır işine göre, yani diyor ki adam, kardeşim diyor, para kadar değil diyor, yaptığın hayra kadar konuş gibi bir kültür geliştirmişler. Bunları sizlerle paylaştıktan sonra meclis gündemimizde ağır. Eğer bazı paylaşmak istediğiniz noktalar varsa, bu konuştuklarından da ilave edecekleriniz varsa her zaman bu paylaşıma hazırım. Her zaman ortak akıl diyoruz. Her zaman evet için çalışıyoruz diyoruz. Ve bizlerin artık çok acilen geleceğe yönelmemiz lazım. Hizmete yönelmemiz lazım. Bizler şehrin planlamasını her şeyinde düşündük. İnşallah önümüzdeki günlerde tek tek adım adım çıkacak. Bunları da göreceksiniz. Ama burada sizlerden istedim. El ele, omuz omuza, el ele gibi olmanın sorumluluğu altında bu görevimizi başarıyla tamamlayalım. Ereğli halkının bizlere verdiği emaneti, Ereğli'ye katkı sağlayarak, hizmet ederek, gelecek nesillere aktarmak için canla başta çalışalım. Ben sadece bunları diyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve selamlıyorum. Sezai Meriç. Burada. Esra Alpaba. Burada. Yusuf Kalar. Burada. Halil Bozkuş. Burada. Salih Kumaş. Burada. Mehmet Erdoğan. Burada. Ekseriyet vardır. Oturum açıyorum. Oturum açıyorum. Thank you.
Şimdi gündem okuyor. Daha sonra günler için. 1. 2015-2019 yıllarını kapsayan belediyemizin stratejik planının görüşülmesi. Buradaki İmam Hatip Lisesi'nin uygulanmasıyla alakalı ve bunun bir an önce hayata geçirilmesi için, yani hızlandırılmak için. Bunlar işte başka bir sebebi. Evet. Şimdi bunlar kabulünü oylarınızı arz ederim. Kabulünü oylarınızı arz ederim. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buna ilave edip sorunlar gelir. 5.393 sayılı Belediye Kanunu, Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları adlı ikinci bölümünün Mahalle ve Yönetimi adlı 9. maddesinde muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli aynı yardım ve desteği sağlar. Kararlarında mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır denilmektedir. 5.393 sayılı Belediye Kanunu 9. maddesi gereği Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtarlık binalarının genel giderlerinin su, elektrik ve doğal gaz faturalarının belediye bütçesinden karşılanması konusunun meclisçe görüşülerek gündeme alınmasını arz eder. Evet, şimdi organize geçiyoruz. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Sen bir daha say. Atla be odan, iyi bakın. Say. Ne yapsın? Tamam mı okuyorsun? Kabul edilmiş. Kentimizin merkezinde önemli bir park olan İnönü Parkımızın ismi şu anda sarmaşıklarla kaplanmış ve görünmemektedir. Burada gerekli temizliğin yapılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün büstünün parkımızın güzel bir köşesine yapılmasını teklif ediyorum. Kabulünü oylarınızı arz ediyorum. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. Sanat yapılan yağmurla var, yaya kaldırımları yapılacak ve bir tümlü sıcak asfalt yapılacak. Ancak nedendir bilinmez, yol inşaatının yarısına bile gelinememiştir. Burada belediye hiçbir sorumluluk almamış, yalnızca bir bölüm yolun açıldığı anda gazetelere poz vermekten öteye geçmemiştir. Kaldı ki seçim propaganda zamanında devlet belediye el ele olacak söylemleri kulaklarımızdan gitmiyor. Ancak bu konuda ne karayolları ile bir görüşme yapılmış ne de ortak bir çözüm arayışına gidilmiştir. Bu yolun kenarında kalan mahalleler resmen cezalandırılmaktadır. Mahallelerin girişleri, karayolları, asfalt çalışmaları ile birlikte kapatılmış, vatandaş mahallesindeki evine gidebilmek için yüzlerce metre yol kat etmek zorunda bırakılmıştır. İlköğretim okulun ünlü trafik kargaşasının merkezi haline dönüşmüştür. Yayaların ve öğrencilerin yoğun olduğu bu bölgede her an kazaların olması kaçınılmazdır. Buraya ivedilikle önlem alınması ve olası bir kazanın önüne geçilmesi şarttır. Mahalle girişlerinin kapatılması ile birlikte burada bulunan esnaflarımızın satışları %50'lere varan bir düşüş göstermiştir. Yaptığımız ikili görüşmelerde burada bulunan esnafımızın sonu iş yerlerini kapatacağı yönünde. Mahalle muhtarlarımız son derece duyarlı olduğu bu konu hakkında geçici
baştan sona cevaplar almışlardır. Buradaki muhtarlarımıza verilen cevap, Karayolları belediyeye yolu devrettikten sonra mahalle girişlerin açılacağı yönündedir. Karayolları yol alanı kaybetmemesi esas olup, ancak yeni çevre yolunu yaptıktan sonra yolun devrini belediyeye yapabilecektir. Bu yolun daha ihalesi bile yapılmadığı göz önüne alındığında sürecin yıllarca süreceği aşikar. Bu mecliste tüm meclisleri bir araya gelerek bu iş girişlerin açık bırakılması için ortak bir kararın alınması Ereğli'de yaşayan hizmet veren bir meclis üyelerinin asli görevidir. Bu konuda birlikte tüm siyasetçilerin karayolları üzerinde baskı kurarak çalışmalara başlamasını CHP grubu olarak talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili ne gibi girişimlerimiz olmuştur? Meclise bilgi vermesini arz ederim. Eylül 2014 Karadenizlereli Belediye Meclisi'ne çeşitli nedenler ile katılamayan ve bu konuda mazeret sunan 7 meclis üyesi görevdeşimizin kendi içimizde anlaşmazlığından dolayı belediyeye alınmamasını üzüntüyle görmekteyiz. Belediye kapılarının halka kapatılması ve sonrasında 7 belediye meclis üyelerine kapatması izah edilemez. Takdir edersiniz ki 5393 sayılı Belediye Kanunu 17. maddesinde belirtilen esaslara göre belediye meclisi belediyenin karar organıdır. İlgili kanunda gösterilen esas usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Tanımına karşın ilgili 7 meclis üyesinin bir bakıma belediye ile ilişkisi koparılmak istenmiştir. Yapılan uygulama ile belediyenin esas üyesi olan meclis üyesi ile belediye ilişkisi koparılamaz ve herhangi bir kararla bu ilişkinin koparılmasına hükmedilemez. Belediye başkanı olarak bu konu hakkında belediye başkan yardımcılarına ve daire müdürlerine bu tür talimat verdiniz mi? Verdiyseniz bunun gerekçelerini Ereğli kamuoyuna anlatmasını talep ediyoruz. Hükümet tarafından Ömerli Mahallesi'nde yapılmakta, ve çok yakında hizmete girecek olan 350 yataklı hastane inşaatı bitmiştir. Ancak CHP grubu olarak tüm siyasetçileri ve tüm yöneticileri buradan bir kez daha uyarmak istiyoruz. Bu bölgede trafiğin rahatlatılması için karayollarınca hazırlanan dönerli kavşak inşaatına başlanmamıştır. Dönerli kavşak inşaatının yapımı bitmeden 350 yataklı devlet hastanesinin açılışı yapılmamalıdır. Aksi takdirde bu bölgede çok yoğun trafik kazalarının olacağı açık bir şekilde ortadadır. Belediye meclisi olarak bu konuda ortak bir karar alarak bu kavşak inşaatının bir an önce başlanılması için harekete geçmemiz kaçınılmazdır. Bu konuyla ilgili karayolları ile ilgili bir görüşme yapıldı mı? Yapıldıysa konunun meclise bilgi verilmesini arz ederim. Şimdi gündemimiz son derece yoğun. Buradan hepsine de cevap vereceğim. Sizler de biliyorsunuz. Onlar isterseniz yazılı olarak deneyin. Ama bu konular son derece hassas. Telem hastane yolu hastanenin en iyi belgeleri merak etmeyin. Oradaki şey. Ve de hepsiyle de ilgileniyoruz. Hepsiyle de koşuyoruz. Hepsiyle de işbirliği içindeyiz. Gerek karayolları, gerekse mahalle muhtarı arkadaşlarla oradakileri sizler ne kadar düşünüyorsunuz, bizler sizlerle kat kat fazla düşünüyoruz. Hiç merak etmeyin konuda samimiyetimize güvenin. Giren konuyu da daha sonra bizi yazılı olarak verin. Eğer gelirse dereceli başkanlara ben o konuda bilgi veririm ama sizlere de söz yazılı olarak vereceğim. Eğer sözde anlatışıyorsanız buyurun gelin başkanlık makamında şey tahmin için ister sözlü ister yazılı bunlara yazılı olarak da cevap verin. Çünkü bizlerin hesap veremeyeceği bir şey yok. Hep açığız, şeffafız. Bu konuda herkes hesap sorabilir. Yazılı olarak geri geri dağıtın. Her konuda cevap vermeye hazır. Sen konu için. Bizim gelme şansımız yok. Bizi de burada cevap hepsini bize memnun olur. Makam hiç kimseye kapalı değildir. Ereğli halkının şimdi söylenen üzerine bana gelip de kimse makam bize kapatıldı mı diye sormadı. O makam Ereğli halkınındır. O makamda ben değil. O makamda Ereğli halkı oturur. O makamda sizler oturuyorsunuz. O makam yüce bir makam. O makam Hüseyin Uysal'ın makamı değil. Ereğli halkının makamı. Ben değil. Sizlere gelen, sizlerin kulağına gelen
cümleleri yanlış aktarıyorlar. He, nasıl? CHP'deki meclis arkadaşlar, Nur Hanım, herkes şahittir. Gelirler, çay içerler, işler olur. Şunu dedi, sadece şunu dedi. Din, oradan da çay içecekler, yemeği yiyecekler, çorbalarına, ben de oradan sağlığını soracağım, işlerini şey yapacağım. Yani işleri giremez, edemez. Meclise, belediye giremez, bakama giremez diye böyle değil. Duyan varsa Allah'ın için yürüyorum bana söylesin. Sadece şu, benim bakama gelecektir. Ben bunu her yerde de söyleyeyim. Bu, barışı, bu, aradaki kırgınlığı, bu, meclis üyeleri arasındaki samimiyeti, bu, meclis üyeleri arasındaki iş birliği, bu, evvelce farklı sağlamak için meclis üyelerinin birlikte olmanın en güzel şekli budur. Oysa bir arkadaşlarımız gülür, orada da orada da ben oturmasını istemiyorum. O makam meclis üyesi arkadaşlarımız. Oraya gelirler, her şey orada hallolur veya da işleri görülür. Veya ne tür hizmet, nereye kalktılar, bundan güzel barış olur, bundan iyi dönemde başkanlığım olur. Kendiniz de hayır bu dedi, kendiniz de kapıyı gidin dedi. Bu aile içi kavrayı buraya taşıma ve bunların hepsine samimiyetle cevap verir dedi. Özür dilerim. Kapanmamıştır ama size söyleyenler, sizlere telefon edenler, sizlere şey yapanlar, nifak yolunu sokanlar, ben her zaman şunu dedim. O bakatlığa, o çamura, o siyasi polemiklere girmeyeceğim. Çünkü bu tür şeylerden çıkardan hiçbir şey de beklemiyorum. Bunu böyle bilin. Ama size bilgilenenler yanlış veriyor. Başkanım, sayınızı içmeye 7 meclis üyesini mi davet ettiniz gelsinler diye, yoksa bütün meclis üyesi arkadaşları mı davet ettiniz? Bütün meclis üyesi. Sibel Hanım geldi. Sibel Hanım. Dur Hanım geldi. Dilan Hanım geldi. Kim? Oldu. Peki. Salih arkadaşım geldi, Elif arkadaşım geldi, çaysın gittiler. Siz geldiniz de çay içmeden mi gittiniz? Şimdi burası yeri değil bunun. Sayın Başkanım, şunu belirtmek isterim çok özür dileyerek. Arkadaşlar başkanı göremiyorum. Başkanım. Lütfen önümüzü açar mısınız? Görmek istiyorum. Biz elbette ki makamlar bize kapalı değildir. Biz elbette ki makamlar gelir. Elbette ki sizin çayını içeriz. Fakat biz makamlar gelirken de Ereğli halkının temsilci olarak Ereğli'nin işlerini görmek için daire müdürüyle görüşmek kadar normal bir şey olmaz. Biz geçtiğimiz 10 yıl süreçte böyle bir telaffuzla karşılaşmadık. Kaldı ki bizim makamlarımız sizin ifadenize göre kapalı olmayabilir. Fakat bizler menfaatli sizin ifadenize göre, bizler kişisel peşine koşan belediye mensubu olarak o makamlara gelmeye şu an yüzümüz yok. Bunlar tarafınızdan yalanmaz mı sizce, bizim o makamlara gelmeye yüzümüz yok. Çünkü sizler bizler için basın huzurunda menfaatçi, kişisel hesap peşine koşan, makamlarını koşan... Sevgili Eren Ağabey, sevgili meclis üyesi arkadaşlar, Sayın Yusuf, kadar burası bunların tartışılacak yeri değil, bu konuyu burada bitiriyorum, gündeme geçiyorum. Bu aile içi bir kavga, ne basın önünde, ne de bu huzurda yapmam, bundan sonra bu konuyu bitirdim, kestim, bu konu bitti. Özür dilerim. ...hatları vardı ve Fransız delegasyonundan, Ukrayna delegasyonundan ısrarla bizden kitap istedi. Benden bizzat kitap istedi. Fakat bizim kitabımız yoktu tanıtım için. Ama ben biliyorum ki geçmiş dönemde bizim bastırdığımız çok kaliteli kitaplarımız vardı. Şimdi, biz bunları niye götürmedik? Eğer götürmememizdeki sebep, bu kitapta önceki dönem belediye başkanının resmi var diye bunlar gitmediyse çok yazık Eren'in tanıdığı için. Bir sürü masraf yapılmış, emek verilmiş, o kitaplar orada duruyor. En çok götürmemiz gereken yere götürmedik bunları. Ya merak etmeyin, oradaki insanlar ne eskisini tanırlar ne yenisini tanırlar. Önemli olan Eren'in tanıtılması var. Şimdi teşekkürler. Beraber gittik hakikaten. Beraberce güzeldi, temsil ettik. Fakat orada sadece kitap eksik değildi. Ben şunu soruyorum. Kardeş, kaç yıldır oraya da kardeş geldik?
kaç yıldır acaba görevlerimizi sanlı olarak tamamladık? Acaba biz uçakla indiğimiz zaman önde mi kaldık? Acaba delegasyonun programına tamamen uyduk mu? Mesela Cumhurbaşkanı bilir, orada ben delegasyonum, harfiyen saat saat, hangi saatte bana görev verildiyse görev. Önemli olan şudur, tüm halkının akıllı olun, tüm halkının temsil olun, bizleri tanıyınca çok sevecekler. Önemli olan kitaplar değil. Orada kitap da vardı, her şeyimiz de vardı, eksikler vardı, eksikler vardı. Ben o eksiklerin hepsini tek tek tesis ettim. Bugüne kadar eksik olan şeyinizi verdim. Mesela benim konuştuktan bir mesaj verdim. Biz kafamıza göre davranıyoruz. Yani bir standartımız yok. Standartımız olmadığı için kardeş kentimiz Düren'den geliyoruz. Hoş geldin, eşitli güle güle. Şimdi oysa siz de biliyorsunuz küçük bir alanda küçük kardeş kentler, Düren'in kardeş kentleri bir arada duruyorlardı. Şimdi ben arkadaşlarıma söyledim. Bundan sonra dedi, bu bire içinde bu kardeş kent dediğimiz diğer ülkedeki şehirlerdeki kardeşlerimizin bir sabit yani belli bir tarih altında Karadenizleri de toplayacağız. Onlar bizi tanıyacaklar. Biz onların kültürümüzü tanıyacağız. Biz onları göstereceğiz. Ancak bundan sonra Düren geldi, Cinhua geldi, yok. Başkası geldi, böyle olmayacak. Hepsi aynı anda gelecekler. Bizler de aynı anda o işe yoğunlaşacağız. Hem zamanı da daha güzel kullanmış oluruz, hem daha iyi tanıyacağız, hem de buraya yoğunlaşacağız. Bunu merak etmeyin. Ben geziye gittiğim yörelerdeki veya okuduğum şeyler hakkında düşünün, o konuyu merak etmeyin. Eksiğimiz olabilir. Ben her zaman şunu söylüyorum, hata yapacağız. Eksiğimiz olacak. Ama bunları daha fazla yapmayacağız. Hangi çocuğun yürümesi gibi, düşeceğiz, kalkacağız ama en sonunda yürümeyi de koşmayı da öğreneceğiz. Arkadaşım buradaki eksikliği yere getirdi. Mikrofon olmadığı için ancak bu kadar çıkıyor. Şu anda 20 Ekim, 19 Ekim'de Çin'e bir kardeş şehirle ilgili bir gezi var. Evet, aynı hassasiyetin için gösteriyorsunuz. Evet, aynı hassasiyetin niye göstermiyorsunuz? Sonra Kültür Müdürlüğümüzden niye bir yetkili bu geziye katılan belediye olarak? Ben onu söyleyeyim. Bunu lütfen söyleyin çünkü Karadeniz Belediyesi'nin kardeş şehirlerine yapılan gezilerde muhakkak Kültür Müdürlüğümüzden bir temsilci olması gerekiyor. Evet, dün arkadaşımızla görüştük. Hakları ücretlendirme hukuk komisyonu ilgilendiren bir mevzuatı. Ticari taksi yeri belirlenmesinin görüşülmesi. Bu kadar. Nokta. Yani diyor ki bu yeri imarla görüşün kardeşim. Hukuksa yeri görüştükten sonra taksinin markasının şeklinin şemalinin belirlenmesi için bunu görüşün dersiniz, hukuka gönderirsiniz. Ama bu imarla ilgilidir. İmara gider, imar da yeri belirlenir. Sayın Başkanım, yanlış yapmayalım. Biz gene yanlış yapmayalım. Eğer taksinin kent taksi, sahil taksi olmasının kararını verecekseniz eğer, onu icra olarak zaten verebilirsiniz. İki tane taksi durağından talep var. Bu taleplerin değerlendirilmesi için bu komisyonu da görüşmesi. Ama o talep bir taksi değil. Taksi değil. Bir taksi değil.